Merhaba sevgili arkadaşım, kampımızın ilk soru çözüm videosuna hoş geldin. İlk hafta fizik bilimine girişi bitirmiştik, iki bölümden oluşmaktaydı. Şimdi seninle beraber o iki bölümün sorularını şöyle bir beyin fırtınası yaparak, soru nasıl çözülürü, her şıkkı analiz ederek bir halletmek istiyorum. Tabii ki de bu arada ilk iki videomuza dair bana söylediğiniz rutin olarak bir Burhan sorumuz vardı. İlk olarak onu açıklayarak başlayacağız. Ama yine de kimsenin görmediği bir sıkıntı vardı. Ondan da bahsedeceğim ve hemen soru çözümlerine geçeceğim. Bu arada bu tişörtü soru çözüm videolarının forması ilan ediyorum. Çünkü dünkü videomda hemen böyle otlu yazısını görmüştünüz. Ben de dedim ki ya soru çözümlerinde bir beyin fırtınası yapmak istiyorum. Sadece soruyu çöz geç değil de böyle soru nasıl çözülürüz sizlere anlatmak istiyorum. O yüzden artık tüm soru çözüm videolarında beni bu tişörtle göreceksiniz. Umuyorum ki beğenmişsinizdir. Öyleyse hızlı bir şekilde geçelim tabletin başına. Şimdi sevgili arkadaşım rutin olarak bana ilk konudan herkes Burhan da Burhan. Hocam Burhan sorusu hatalı dedi. Aslında haklı olduğunuz bir yer var. Bir bakalım siz ne diyorsunuz? Ben nasıl yorumluyorum? Hemen bir bunun halledelim istiyorum. İlk olarak baktığında aslında Burhan'ın yanlış olduğunda kimsenin bir sıkıntısı yok. Burada herkes hemfikir. Fakat canlandı bir sıkıntı var. Biyoloji, elektromanyetizma bilgilerine dayanarak göz işleyişini açıklar. Şimdi bizden sorunun istediği şuydu. Fizik biliminin diğer disiplinlerle olan ilişkisiydi. Dolayısıyla ben burada Canan'a direkt kabul ettim. Neden? Çünkü biyolojiyle aslında fizik arasında bir bağıntı kurmaya çalıştık. Genelde hepinizin yorumu şu şekildeydi. Ya hocam elektromanyetizma değil ki aslında optikle açıklanır. Dolayısıyla Canan'ı da yanlış alamaz mıydı? Yani orada bilgisel bir hata var denilebilir. Yani optik yazılsa kesinlikle daha iyi olurdu ki ikinci baskıda bunu düzelteceğiz. Öğretmenlerimize ilettim bu sıkıntıyı. Fakat elektromanyetizma aslında tüm vücudumuzu ele aldığımızda bir elektrik iletimi, hani bir sinyal söz konusu. O yüzden ben buraya çok takılmamıştım. Dolayısıyla bize ana soru Diğer disiplinlerle ilişkiyi sorduğu için biyoloji ve fizik arasında bir bağıntıdan dolayı Canan'ı ben kabul ettim. Yani cevaba yalnız Burhan demiştik. Çünkü Burhan sadece fizikle alakalı bir bilgiyi vermişti bize. Bir başka disiplinden bahsetmemişti. Hal böyle olunca da Herkes ya Canan'ın dediği doğru mu yoksa yanlış mı gibi bir ikileme düştü. Dediğim gibi bir diğer baskıda optik diye sizin isteğiniz doğrultusunda ve bence daha da güzel bir cümle olacağından dolayı değiştirilecek. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi burayı hallettik. Evet sen çok güzel bir şekilde beni uyardın. Bu müthişti. Ama kimse şundan bahsetmemiş. Şimdi bizim şu kısımda bilim araştırma merkezlerimiz vardı ve sana böyle TÜBİTAK, ASELSAN bunlardan tek tek bahsetmiştik. Sıkıntı nerede? ESA'dan da bahsetmişiz. NASA'dan da bahsetmişiz. Fakat bir de sevgili arkadaşım TENMAK diye de bizim bir adet bilim araştırma merkezimiz var. TELMA'nın açılımı Türkiye Enerji Nükleer Maden Araştırma Kurumu. Normalde aslında sen 2020 yılında 9. sınıfa başladığında bizim Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarımızda TAEK olarak geçiyordu. Türkiye Atom Enerji Kurumu gibi. Ama o kapatıldı 2020'de ve TELMA'ka devredildi. Dolayısıyla sana hem taekle alakalı bir soru gelebilir hem tenmakla alakalı soru gelebilir. Normalde bunu öğretmenlerimizle konuştuğumuzda biz bu kitabın düzeltmesinde tenma eklemiştik fakat demek ki gözümüzden kaçtı bir sıkıntı oldu. En azından bilim araştırma merkezi olarak bunun da Türkiye için önemli bir kurum olduğunu sana hatırlatmış olayım. Buna kimse değinmemiş. Ben de kendi ders videolarımı izledikten sonra bu eksiği fark ettim. Sana da söylemiş olayım. Öyleyse artık seninle ilk bölümün soru çözümüne geçebiliriz. Şimdi arkadaşım demiş ki yukarıdaki paragraftan bu çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Yıldızların yapısı, gezegenlerin nasıl hareket ettikleri gibi konular fizik bilimiyle ilgilenen ilk bilim insanlarının olduğu gibi günümüz bilim insanlarının da ortak çalışma oluşturmuştur. Uzay ve fizik hakkında bilinen eski bilgileri zaman içinde yenilere eklenmiş ve günümüze kadar gelinmiştir. Bununla birlikte bu bilgilere yeniler eklenmeye de devam edecek. Fizik bilimi yalnız uzay hakkında araştırmalar yapar. Sence buna biz doğru diyebilir miyiz? Yani yukarıya baktığında evet yıldızların yapısı, gezegenlerin nasıl hareket ettikleri gibi konulara değinilmiş. Fakat sadece fizik uzayla alakalıdır dememiz doğru olmayacaktır. Nitekim zaten sen konu videolarını izledin. Fiziğin neredeyse her şeyle ilgilendiğini konuştuk. Bize bu paragrafta biraz daha uzaya yönelik bilgiler verilmiş. Dolayısıyla bunu direkt bir çıkarım olarak yapamadım. Fizik bilimine ait eski bilgilere sürekli yenileri eklenmektedir. Yani dikkat edersen bu bir aslında paragraf sorusu. Yani bizim için bir fizikten ziyade paragrafta okuduğunu anlayabildin mi? Ben bu bilgiye nereden ulaştım? Fizik hakkında bilinen eski bilgilere zaman içinde yenileri eklenmiş. Dolayısıyla eski bilgilere sürekli yenileri eklenmektedir. Bizim için bu paragraftan çıkarabileceğimiz bir sonuçtur dedik. Fizik ilke ve yasaları elde edilen yeni bilgilerle yer yeni ilke ve yasalara bırakabilir. Hemen bakalım. Bununla birlikte bu bilgilere yenileri eklenmeye de devam edecektir. Zaten sana derste de şunu söylemiştik. Fizik veya bilim mutlak doğruyu savunmaz bize hiçbir zaman. Bizden istediği aslında daha az yanlışı bulabilmemiz. Her zaman yenilenebilir. Yani biz şu an var olan bilgi yanlışlanamadığı için kabul ediyoruz. Dolayısıyla her zaman yeniliğe açıktır tüm bilimler hem de fizik diyebiliriz. Dolayısıyla 3 de doğru. Yani bizim için doğru cevabımız Edirne dedik ve soruyu bitirdik. Aşağıdakilerden hangisi bizim diğer disiplinlerle olan ilişkisinden doğmuş bir bilim dalıdır? Katı hal fiziği. Zaten biz seninle alt dalları nasıl konuşmuştuk? Kamyonete kodlamıştık. Kamyonette de K bizim için katı hal fiziğiydi. Bu direkt fiziğin kendi alt dalı. Mekanik kendi alt dalı, optik kendi alt dalı, elektromanyetizma kendi alt dalı. Fakat biyofiziğe baktığımızda biyoloji ve fiziğin yani iki farklı disiplinin birleşiminden ortaya çıkmış bir bilim dalıdır diyebiliriz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Metafizik, astroloji hiçbir zaman Fiziğin bir alt dalı, bir çalışma alanı değildir. Asla bu tarz bilgilere inanıp acaba fizikle alakalı mıdır diye, acaba bir bilim midir diye lütfen bir soru işaretine bile düşmeyin sevgili arkadaşlar. Bu konuda bir tık takığım ben. Geldik 3'e. Serdar'ın yaptığı eşleştirmelerden hangileri yanlıştır demiş. Serdar fiziğin alt dalları ve bu alt dalların incelediği konu eşleştirmelerini aşağıdaki gibi yapmış. Bakıyorum. Optik, ışık olaylarını ve ışığın madde ile etkileşimini inceler. Işığa dair her şeyde optiği konuşabiliriz demiştik. Bu doğru. Katı hal fiziği, kristal yapıdaki maddelerin mikroskobik ve makroskobik özelliklerini inceler. Zaten aslında atom fiziği vardı. Katı hal fiziği daha özel atomlar içinde. Neydi? Kristal yapılı atomların özelliklerini inceliyordu demiştik. Dolayısıyla bu da doğru atom fiziği, atom çekirdeğindeki etkileşimleri ve çekirdek tepkimelerini inceler. Aslında bu bence çoğu öğrencinin doğru diye kabul edeceği bir ayrıntı. Fakat senin alt dalları konuşurken şuna çok dikkat etmiştik. Nükleer fizik bizim için ne demekti nükleer? Çekirdek demekti. Dolayısıyla burada atom, a atom çekirdeği dedi doğru dememiz doğru olmayacaktır. Bizim için atom çekirdeğini gördüğümüz her alan nükleer fizeye girmektedir. Öyleyse üçüncü öncül yanlış eşleştirilmiştir dedik. Termodinamik ısı enerjisi ve ısı aktarım olaylarını inceler kabul ettik. Elektromanyetizma kuvvet hareket ve enerji arasındaki ilişkiyi hayır Bizim için elektromanyetizma, elektrik ve manyetik alanını inceler dedik. Veya kuvvet, hareket ve enerji arasındaki ilişkiyi mekanik inceler diyeceğiz. Dolayısıyla 3 ve 5. öncüler bizim için yanlış eşleştirilmiştir. Yani cevabımız D'dir sevgili arkadaşım. Dördüncü sorumuz ne demiş? Öğrencilerden Şule bu ödevle ilgili yaptığı çalışmada örneklerine yer verdiğine göre Şule kurada aşağıdakilerden hangisinin yazılı olduğu kağıdı çekmiştir. Bakalım. Öğretmen öğrencilerinden fiziğin alt dallarından yalnız biriyle ilgili teknolojinin ürettiği araç ve cihazları araştırarak bunların bazılarının adının yer aldığı bir liste oluşturmasını istemiş. Öğrencilerin hangi alt dalla ilgili çalışma yapacaklarını ise fiziğin alt dallarının yazılı olduğu kağıtları öğrencilere kura çektirerek belirlemiştir. Şimdi arkadaşım ne demiş Şule? Termal kamera demiş, gevalı termometre demiş, itfaiyeciler için yanmaz elbise demiş, binaların ısı yalıtımında kullanılan kaplama malzemeleri demiş. Zaten ısı ve sıcaklığı gördüğüm andan itibaren Şule'nin o kuradan fiziğin termodinamik altlığıyla alakalı kağıdı çektiğini çok net söyleyebiliyoruz. Yani dikkat et bak yeni nesil soru dediğin şey sana paragrafta tüm bilgileri veriyor. Senden minnacık bir yorum istiyor. Öyle yani ahım şahım bir zorluğu yok. Zaten senin de tüm konuyu bitirdiğimizde de ne yapmıştık ÖSYM'e kaç soru sordu bunları konuşmuştuk. En azından ilk konuda böyle bir yorumlamaya başlamış olalım. Diğer konularda böyle gerçekten daha beyin fırtınası yapabileceğimiz soruları göreceksin. Geldik 5. sorumuza. Demiş ki yukarıda bahsedilen durumdan bu sonuçlardan hangileri çıkartılabilir? İlk önce ne yapacağız? Yukarıda bahsedilen durumu bir anlamaya çalışacağız. Spor giysilerinin ve spor malzemelerinin birçok özelliği fizik biliminin ortaya koyduğu gerçeklere göre geliştirilmiştir. Ter emici kumaşlar, ıslanmayan kumaşlar, hava ile sürtünmesi azaltılmış toplar bunları örnek olarak verilebilir. Yani spor alanıyla Fiziğin ilişkisinden bahsediyor bana bu paragrafta. Fizik biliminin diğer disiplinlerle ilişkili olduğu aynen öyle. Biz sporda, müzikte, sanatta fizik bilimini görebiliyorduk. Öyleyse ben bu paragraftan bunu çıkartabilirim dedim. Bazı bilim dallarının ortak çalışmalarından başka bilim dallarının doğduğu demiş. Şimdi biz yukarıdaki paragrafa baktığımızda yeni bir bilim dalından bahsedilmiyor. Yani sporla Fiziğin ilişkisinden bahsediliyor. Dolayısıyla yeni ortaya çıkan bir bilim dalı ben okuduğum paragraftan ulaşamadım. Öyleyse ikinci öncüle doğru diyemeyeceğim. Diğer disiplinlerin fiziğin birçok alt dalından yararlanıyor olduğu. Nitekim aslında zaten birinci öncülü de tam olarak bunu ifade ederek doğrulamıştık. 1 ve 3 doğrudur. Yani cevabımız bizim için D şıkkıdır. İlk bölümün sorularını bitirdik. Hemen hızlıca ikinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölümde neyse ki konu anlatımında hiçbir hata yoktu. Yani ne siz bulabildiniz ne de ben baktığımda fark edebildim. Şimdi onun sorularına bir bakalım. Çünkü orada seninle skaler vektörel büyüklüklerden bahsetmiştik. Biraz bunların pratiğini geliştirelim istedim. Öyle hızlı bir şekilde sorularımıza göz atalım. Bir futbol karşılaşmasını TV'den sunan spiker yayın esnasında hava sıcaklığı, oyunculardan birinin çektiği şutun süreti, maçın bitimine kalan süre hakkında bilgiler vermiştir. Buna göre spikerin hakkında bilgi verdiği niceliklerin SI'deki birimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Şimdi hava sıcaklığı dedi. Normalde bir sıcaklığı yani mesela şu an videoyu çektiğim o da 60 santigrat derece benim için. Baktığında biz ne yapıyoruz? Celsius'la ifade ediyoruz. Yani bir termometre çeşidi bu aslında. Fakat SI unit birim sisteminde çok önemli demiştim. Biz günlük hayatta kullandığımızda SI'daki uyuşmuyor. O yüzden hemen atlamak yok. O zaman neydi peki o? Kelvin'di. Çünkü Kelvin mutlak sıfırı konuştuğu için onun anısına Kelvin olarak standart haline getirmişlerdi. Oyunculardan birinin çektiği şutun Süretin, Sürat bizim için neydi sevgili arkadaşım? Birim zamandaki yer değiştirme alınan yol olarak ifade ediyordu ki ders anlatımında da sana nasıl bunu türetildiğinden bahsetmiştim. Uzunluk ve zamandan türeyen bir kavramdı bizim için. Uzunluğun birimi neydi? Metreydi esayda. Zamanın birimi neydi? Saniyeydi. Şunu diyebilirsin ya hocam iyi de ben günlük hayatta kilometre bölü saat kullanırım. Yani bir saatte kaç kilometre yol aldığıma bakıyorum. Evet ama esaydaki birimi uzunluk ve zamanla bağlı olduğu için metre ve saniyedir. Dolayısıyla aslında E şıkkı çıktı. Bir bakalım diğeri neydi? Kalan süre saniye demiştik. Öyleyse rahatlıkla bu sonuca ulaştım. Fizikteki bir nicelik sayısal değeri verilmeden şekildeki gibi modellenmiştir. Buna göre bu model aşağıda verilen niceliklerden hangisine ait olamaz. Yani aslında baktığında şu modelde bize neyi gösteriyor? Bir başlangıç noktası var, bir yönü var, doğrultusu var, büyüklüğü var. Bu bize neyi söylüyor? Vektörü söylüyor. Hangisi vektörel değildir demiş. Hemen seninle bunu konuşalım. Zaman bizim için neydi sevgili arkadaşım? Şunu diyebilirsin. Ya ben konumu bilmiyorum. Yer değiştirmeyi görmedim. Kuvveti görmedim. Hızı görmedim. Çok haklısın. Fakat bunlar zaten bizim seninle ileriki konularda üzerinde bangır bangır bunlar vektörel diye konuşacağımız kavramlar. Fakat seninle bu fizik bilimine girişin ikinci dersinde neyi konuşmuştuk? Bizim için temel büyüklüklerin hepsi skalerdi. Yani yöne ihtiyaç duymuyordu. Kısa muz diye kodladığımız o temel büyüklüklerden zamanı gördüm. Dolayısıyla dedim ki zaman bir yön belirtmez. Hatta geçenlerde bir öğrenci harika bir soru sormuş. Demiş ki hocam zaman aslında belli bir yöne doğru akmıyor mu ve diyemez miyiz diye. Tam bir felsefe sorusu hakikaten. Yani bugün bile zamanın kavramını araştırmaya kalktığında belli bir tanımı yok. Ben de arkadaşı şu yorumu yazdım. Dedim ki yani zaman bizim için nedir ki? Hani bir yönden bahsedebilelim. Yani hep ileriye doğru aktıysa bir vektör belirtiyor mudur? Soru işareti. Dolayısıyla ilk önce bizim bunun için zamanın ne demek olduğunu anlayabilmemiz lazım. Ta seninle bunu da AYT'nin son konularından olan modern fizikte uzun uzun konuşacağız. Einstein'la birlikte yani zaman ve mekan mekan algısını tamamen değiştirdiğimizi göreceksin. O yüzden güzel bir felsefi soruydu yani. Üzerine saatlerce konuşup sohbet edebiliriz. Arkadaşı da şey dedim yani Discord kanalına gel böyle bir sohbetle birlikte karar verelim sence vektörel mi skaler mi diye. Bu vesileyle size de sormuş olalım. Sence zamana vektörel diyebilir miyiz? Neyse ki şunu biliyorsun. İkinci videoyu izledin. Temel büyüklüklerin yön belirtmediğini biliyorsun. En azından şimdilik ne dedik çünkü bilim değişebilir, fizik değişebilir. En azından şimdilik zamanı skaler olarak kabul ediyoruz. Geldik 3 soruya aynı cins fiziksel niceliğe ait KLMN vektörleri ölçekli düzlemde şekildeki gibi verilmiştir. Her bir bölme aralığı bir birim olduğuna göre hangi iki vektörün toplamı 3 birimdir demiş. Her biri bir birimmiş. Hemen bir bakıyorum 3'ü ben nereden bulabilirim diye. Bakıyorum 1, 2, 3 şu 4 birim, bu 2 birim, bu iki birim, bu bir birim. 2 ile 1'i toplarsam 3 eder diyorum. Yani K ile N'nin toplamı bana 3 birimi verir. Çünkü toplama istemiş bizden. Bakıyorum K ve N'nin dedim ve soruyu bitirdim. Çünkü diğeri biri 4 ile 2, biri 4 ile 1. 4 ile 1 olan yani K ve M dikkat et bizim için aynı yönde. Dolayısıyla bunun toplamı 5'i ifade eder. Yani ters yönde olsaydı yine 3'e ulaşabilirdik. Dolayısıyla hemen bunu bulmuş olduk. Şu konuda hiç öne TYT boyutunda sadece tek doğrultuda vektörle işlem yapacaksın. Yani sana açılı bir şey vermeyecek. Sizin üstünü koysun alayım, bileşenlerini ayırayım gibi bir durum söz konusu değil. Ya yatay doğrultuda ya da düşey doğrultuda vektörlerin toplamından sorumlusun. O yüzden bizim için önemli olan yani sana gidip de vektörün toplamını da sormayacağız direkt. Ama ne yapacağız? Mesela yukarıdaki soruda gördüğün gibi kuvveti konuşurken, hızı konuşurken, yer değiştirmeyi konuşurken hep bu doğrultular üzerinde vektörün yönünü dikkat etmeni isteyeceğiz. Hikaye sadece bundan ibaret. Dördüncü sorumuz terzi bir müşterisine ceket dikerken ceketin müşterisinin vücut ölçüleriyle uyumu olması için mezura den Ölçü aletiyle bir takım ölçümler yapmış. Yani aslında bizim cetvel diye düşündüğümüz veya çerit metre dediğimiz aslında uzunlukla alakalı bir bilgi verilmiş bana bak. Buna göre mezura ile ilgili bu yargılardan hangileri doğrudur? Fizikteki temel büyüklüklerden birini ölçer. Çünkü uzunluk kısa uydu. Öylesi kabul ettik. Ölçtüğü niceliğin SI'deki birimi santimetre değil metredir demiştik. Aynı ölçümler dinamometre denilen ölçüm aletiyle de yapılabilir. Asla dinamometre bizim için kuvveti ölçen bir ölçüm aracıydı. Biz burada seninle bir bakıyoruz. Temel büyüklükteyiz. Temel büyüklük ölçüm aletlerinde dinamo yoktu. Söz konusu değildi. Dolayısıyla yalnız bir doğrudur deyip bunu da bitirdik. Evet geldik son soruya. Yani aslında her bir bölümün sonunda şöyle beşer onar sorumuz var sevgili arkadaşım. Özellikle böyle kavram olarak seni zorlayabilecek yerlerde on soruya kadar çıktık. Şunu diyebilirsin hocam bu kitapta neden az soru var? Hatta kitaba dair gelen yorumlardan biri de buydu. Çok güzel bir kitap. Sadece soru sayısı az geldi. Bu kitabın yanına bir soru bankası o zaman gerçekten daha güzel olur diye. Benim de çok hoşuma gitti. Bu bir konu anlatım. Dolayısıyla her konunun sonunda aslında o konuyla alakalı kavramları tekrar etmen için eklenmiş sorular. Böyle beşer soru oldukça ben ne yapacağım? İki bölümün sana soru çözümünü yapacağım. Ama bazı testlerimiz 8-10 soru. Onlar tek bir video olarak karşına gelecek. Umuyorum senin için güzel sorulardır. Hızlı bir şekilde şu son soruyu da halledelim. Yeni ders videolarında, yeni soru çözümlerinde görüşelim istiyorum. Geldik son sorumuza. Gelişen teknoloji otomobilleri de birçok yenilik getirmiştir. Artık otomobiller de sürücüye birçok konuda bilgi veren bilgisayar sistemlerine ve hayalet ekranlarına sahiptir. Buna göre bir otomobilin gösterge ekranında bulunan bu niceliklerden hangileri fizikteki temel büyüklüklerdendir? Yani şu paragrafı okuduğunda ya ben ekranda ne var? Yani bak biraz böyle insan geriliyor tamam mı? Ben bilmiyorum ki yeni teknolojili bir e, araçta ne var bunu bilmiyorum. Ama zaten sana demiş ki bu araç var. Araçtaki ekranda şunlar yazıyor. Bunların hangisi temel büyüklüktür demiş. Bakıyoruz kalan yakıt hacmi. Bizim için kısamuzda hacim diye bir şey yoktu. O zaman türetilmiş bir büyüklük. Sürat bizim için türetilmiş bir büyüklük. Belirlenen hedefe kalan mesafe yani uzunluktan bahsediyorsun. Bu bizim için temel bir büyüklüktür. Belirlenen hedefe kalan süre yani zaman bu da bizim için temel büyüklüktür. Dolayısıyla 3 ve 4 bizim için temel büyüklüklerdendir dedik ve konuyu bitirdik sevgili arkadaşım. Umuyorum hoşuna gitmiştir. Umuyorum bu soru çözümler sana gani gani fayda sağlar. İlerleyen yeni çözümlerde böyle üzerinde uzun uzun tartıştığımız soru çözümü nasıl yapılır? Ben soruyudan ne anlıyorum? Soru bana neyi verdi? Benden neyi istiyor? Mantalitesini sana kampın sonunda öğretmiş olacağını düşünüyorum. Diğer derslerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.